Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, 2024'ün Mart ayı yorumlarıyla karşınızdayım. E, bu ay e, 10 Mart'ta gerçekleşecek Balık Burcunda bir yeni ayımız var öncelikle. Bir de tabii ki tutulma mevsimimiz geldi artık. E, 25 Mart 2024'te Terazi Burcunda e, bir ay tutulması gerçekleşecek. E, her ikisinin de burçlara, burçlara olan etkilerini tek tek anlatacağım. E, şimdi. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olur bildirim zilini açar beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten kanalım sizlerin sayesinde büyüyor. Elinize emeğinize sağlık şimdiden diyorum. Bir de kampanyamızdan yararlanmak isterseniz whatsapp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kampanyamızın detayları ise doğum haritası analizi, 2 yıllık öngör analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte 1750 TL. Whatsapp hattımızdan bizimle irtibata geçerek bu kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Hadi geçelim burç yorumlarına. Burç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Evet arkadaşlar, öncelikle 10 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek demiştik. Bu yeni ay <laughs> tabii ki sizin 12. evinize denk geliyor. Öncelikle kaderin size bir sürprizi var şeklinde düşünebiliriz. Kader size aslında e, belki de kariyeriniz için, kendiniz için, hayatınızdaki böyle büyük değişimler için bir ilham veriyor. Sanki bir kulağınıza birileri bir şeyler fısıldıyor. Kaderin sanki size yaptırmak istediği hayatınızdaki o büyük değişiklerin adım ilk adımları geliyor. Özellikle haritanızda 20 derece ve yakınlarındaki yerli gezegenlerinizden herhangi bir gezegeniniz varsa. Bu yeni aydan direkt etki alacaksınız demektir. E, biliyorsunuz koç terazi aksında da tutulmalarımız gerçekleşmişti ve halen de daha devam ediyor bu yıl boyunca. E, bu sebeple hayat sizi aslında güçlendirmeye çalışıyor. E, hayatınızı düzene sokmak tekrar böyle o canlı enerjik halinize geri gelmenizi istiyor. Satürn'ün Satürn 12 evinizde olduğundan dolayı sanki e, sıkışmış kalmış hareket edemiyorsunuz gibi hissettiğiniz bazı durumlar olabilir ama kaderin dediğim gibi sizin için bir planı var e, nerede bir fedakarlık varsa nerede bir böyle sıkıntı problem varsa Aslında size bir ilham ışığı yaratacak bu sıkıntı ve problem e, ve bu e, 10 Martdaki balık burcundaki yeni ayda bunu oldukça destekliyor olacak arkadaşlar e, Bunun dışında Tabii ki 25 Mart'ta da e, terazi burcunda, terazinin 5 derecesinde e, bir e, ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulması tabii ki sizin 7. evinizde yaşanacak. Öncelikle e, koç terazi aksındaki bu m, tutulma aksları sizin 1 ve 7. evinizde yani evlilik ve ortaklık evinizde. Öncelikle sorunlu sıkıntılı problemle Evliliklerinizle alakalı ciddi bir değişim dönüşüm enerjisine gireceksiniz burada. Karşı taraf e, bunu bırakmak istemeyecek, e, farklı bahaneler üretecek. Bazen ona kıyamayacaksınız, bazen onun e, durdurmalarına, manipülasyonuna maruz kalacaksınız ama artık hayat size o kadar sıkıştırdı ki tahammülünüz yok gibi duruyor arkadaşlar. Ve tutulma enerjileri Nisan'da da gerçekleşecek olan Koç burcundaki enerjiyle beraber artık oradaki patlama noktasında yaşayacağız. Ki Mart ayında aslında bunun ön ayak sesleri var diyebiliriz. Kısacası Yani sorunlu evlilikler bitiyor, sorunlu sıkıntılı e, ilişkilerimiz bitiyor, e, açık düşmanlarımızın e, belki de manipülasyonlarından e, artık sıkıldık, yorulduk ve kurtulmak istiyoruz gibi bir enerji yaratacak. E, bu yüzden de e, bu tutulma enerjisi aslında kendi e, hayatımız için, kendi kariyerimiz için, kendi e, huzurumuz için belki ilerleyebileceğimiz en büyük adımları attıracak bize. E, tabii ki hayatımızda biri yoksa o zaman hayatımıza hızlıca birinin girmesi, e, belki de evlilik teklif etmek e, veya hayatımızda bir varsa işte evlilik teklifi etmek hayatımızda biri yoksa da hızlıca evlilik niyetiyle gelen birilerinin olması yine söz konusu olabilir. Yani ortaklıklar konusunda da e, ortağımız varsa problemli bunlar bitebilir e, ya da e, hiç ortağımız yoksa o zaman hayat bize belki de bir ortak gönderiyor olabilir. Belki proje size böyle saçma sapan gelebilir. Ee, yani çok böyle taviz vermek istemeyebilirsiniz gibi bir düşünceye e, kapılabilirsiniz. Ama diyor ki hayat, hayır e, sen e, gitmen gereken yere <laughs> karşına çıkan fırsatlara oldukça açık ol. Bu dönemde durmak yok diyor. Herhangi bir problem veya ayağınızı böyle e Sanki frangalar bağlanmış gibi birileriniz ayağınızdan tutup hayır gidemezsin, yapamazsın ya da başaramazsın işte biz ne olacağız gibi manipülasyonlar sergilerlerse onlara hayır ben bunu yapmak istiyorum bu benim hayatım diyerek tepki vermek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar kısaca siz ilerlemek istedikçe hayatınızda aslında hayatınızdaki kişilerde biraz sizi böyle aşağı çekiyor gibi yapamazsın şimdi zamanı değil bizler ne olacağız yapacağız şeklinde e, bazı manipülasyonlara maruz bırakacaklar ama e, siz artık e, ne istediğinizi bilen bir e, konumda olacaksınız. Çünkü e, gerçekten Nisan ayındaki tutulma e, Kuzey Ay düğümüyle o kadar yakın bir derecede olacak ki e, böyle tam böyle o koçu e, masaya yumruğunu vurup kimseyi dinlemeden bu benim hayatım dediğiniz bir e, karakter sergileyeceksiniz. İşte bu ayda onları karşınızdakilere ikna edebilmek için biraz çabaladığınız bir dönem şeklinde düşünebiliriz. Özellikle 5 derece ve yakınlarında 자다 <목소리법> kişisel gezegenleriniz varsa bunlardan en çok da sizler etkileneceksiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın derim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Umarım en iyi şekilde e, be, benim hayatım diyebilirsiniz. Ben e, umutluyum çünkü koç e, durdurulamaz bir enerjidedir. Enerjinizi sömürün insanlardan artık biraz uzaklaşıp onları ikna edip e, kendi yolumuza gitmemiz gerektiğini fark etmeliyiz. Umarım her şey gönlünüzce olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın.